Merhaba arkadaşlar. Organik bileşiklerin ikinci testindeyiz. Kazanım kavramı dördüncü testteyiz. Diyor ki birinci soruda aşağıda dehidrasyon sentezi ile ilgili örnekler verilmiştir. Verilen örnekler incelendiğinde KLM için seçeneklerden hangisi doğru olur? Bakın amino asit amino asit birleşmiş. K artı su oluşmuş. O zaman buradaki K nedir? Dipeptittir. Dipeptit. iki tane amino asit birleştiği için. K artı amino asit. Bakın dipeptite bir tane daha amino asit birleşmiş o zaman ne oluşmuştur? Tripeptit oluşmuştur arkadaşlar. N sayıda amino asit birleştiği zaman da N 1 arkadaşlar sayıda su oluşur. Yani kaç tane amino asit varsa 1 eksiği kadar da su oluşur. M o zaman neymiş? N 1. Diyor ki K'nın yapısında 2 peptit bağı vardır. Arkadaşlar K'nın yapısında amino asit 2 tanedir ama aralarındaki bağ 1 tanedir. Bu yanlış. L oluşurken yeni iki peptit bağ kurulur. Hayır arkadaşlar yeni olan bir tane peptit bağ. Bakın kanın yanına bir tane amino asit katılıyor. O yüzden bir tane peptit bağ kurulur. Hayır. M polipeptit oluşumunda kurulan peptit sayı, e, bağ sayısının bir eksiğini ifade eder. Peptit bağı sayısının değil amino asit sayısının bir eksiği. Peptit bağıyla su sayısı her zaman eşittir. Yanlıştır bu. K ve L aynı e, K ve L aynı çeşit amino oluşmak zorundadır. Hayır arkadaşlar, farklı amino bir araya gelebilir. Yanlış. K ve L hidroliz edilirken aynı çeşit bağlar parçalanır. Evet. Hepsinde peptit bağı olduğu için peptit bağları parçalanır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. İkinci soru. Proteinler diyor verilenlerin hangilerinden dolayı diğer tüm organik besin gruplarından ayrılır? Yapı taşlarında azot atomunun bulunması. Arkadaşlar e, DNA'da, RNA'da, nükleotitlerde de azot var. O yüzden bununla ayrılmaz. DNA'daki şifrelere göre sentezlenmesi. Evet bakın bununla ayrılır. Sadece proteinler DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Dehidrasyon tepkimeleri sonucu oluşması. Diğer tüm organik bileşikler dehidrasyon sonucunda oluşabilir. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olur. Üçüncü soru. Organik besinlerin vücuttaki görevleriyle ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. İşaretlemeleri soruyor bize. Enerji verici evet, karbonhidrat enerji verir, artı olur. Vitamin enerji verir mi? Hayır, eksi olur. Yapıcı, onarıcı. Ya arkadaşlar, e, yapıcı onarıcı değildir. O yüzden 3 eksi olacak. Pardon, yapıcı onarıcı evet, yağlar da yapıcı onarıcıdır arkadaşlar, artı. Düzenleyici olma proteinler Artı. O zaman ne olacak? Artı, eksi, artı, artı şeklinde gidecek. Cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü soru. Bir aminasitin yapısı şematize edilmiştir. Arkadaşlar, buradaki bakın. A, karboksil grubudur. Karboksil. Buradaki B, hidrojen grubudur. Her aminasitte bulunur, değişmez. Buradaki D, radikal gruptur. Bu değişkendir arkadaşlar, değişir. Bu da amino grubudur. Amino. Bakın şu amino, karboksil ve hidrojen grubu tüm amino asitlerde ortaktır. Ama radikal yani değişken grup hepsinde farklı olabilir. Diyor ki ABCD ile ilgili hangisi yanlış bir açıklamadır? A diyor karboksil molekülü olup moleküle asitlik özelliği kazandırır. Doğrudur arkadaşlar. A karboksildir ve asitlik özelliği kazandırır. C diyor amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. Evet arkadaşlar amino baz özelliği kazandırıyor. B diyor karbon atomunun dördüncü bağının oluşmasını sağlar. B hidrojen dördüncü bağı oluşturuyor. Doğrudur. D diyor aminasitlerin birbirinden farklı olmasına neden olur. Doğrudur arkadaşlar. Diyor ki yapıdaki peptit bağı A ile C arasında kurulur. Arkadaşlar e, peptit bağı A ile C arasında kuruluyor ama bir amino aminasitte değil. İki aminasit yan yana geldiğinde kuruluyor. O yüzden bu yanlıştır. Bu yapıda peptit bağ kurulmaz. Yani iki tane amino asit göstermiş olsaydı o zaman tamam doğru A arasında kuruluyor. Ama bize bir tane amino asit gösterdiği için bunu yanlış alıyoruz. Beşinci soru. Bir insanda protein yetersizliğine bağlı olarak diyor hangileri ortaya çıkabilir? Vücut direncinin azalması tabii ki ortaya çıkar. Kanın pıhtılaşma süresinin uzaması tabii ki arkadaşlar. Zihinsel geliş gelişmede gerileme hepsi olur. Cevabımız E şıkkı olur. 6 diyor proteinlerin canlılar için önemiyle ilgili hangisi yanlıştır? Hücre zarının yapısına katılarak madde alışverişini düzenler. Hani taşıyıcı proteinler vardı ya madde alışverişini düzenliyor doğru. Gerektiğinde hücrelerin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır doğru. Fazlalığında bağışıklık sistemini zayıflatır demiş. Bir dursun bakalım. Tepkimelerin oluşmasını sağlayan enzimlerin yapısına katılır doğru. Hücre zarında reseptör görevi yapar. Glikoproteinler var ya bak yapısında protein var. Evet reseptör görevi yapıyor. Fazlalığında bağışıklık sistemini zayıflatmaz arkadaşlar. Cevabımız C. 7. soruda diyor ki: Doğada 20 çeşit amino asit olmasına karşılık sınırsız çeşitte protein olmasının nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Sentez sırasında kullanılan amino asit dizilişlerinin farklı olması. Evet. Sentez sırasında kullanılan amino asit çeşitlerinin birbirinden farklı olması olur. Amino asit sayılarının birbirinden farklı olması olur. Bağlanma biçimlerinin farklı olması demiş. Arkadaşlar bağlanma biçim hepsinde aynıdır. Hepsinde peptit bağ kurulur. O yüzden bu olmaz. Sentez için şifre veren gen bölümlerinin birbirinden farklı olması bu da olur. Cevabımız D şıkkı olur. 8. soru Vitamin çeşidi ve eksikliğinde belir, beliren hastalıklarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. A'da gece körlüğü evet. B'de pelegra demiş arkadaşlar olur. C'de beriberi demiş bakın beriberi hastalığı B vitaminlerinin çeşitlerinden bir tanesinin eksikliği sonucunda ortaya çıkan C eksikliğinde ne ortaya çıkıyor? Skorbut, düş eti kanaması hastalığı ortaya çıkıyor. Cevabımız C şıkkıdır. D eksikliğinde raşitizm doğru. E eksikliğinde kısırlık doğrudur arkadaşlar. 9. soru bazı özellikleri olan vitamin hangisidir? eşey organlarının gelişiminde etkilidir. Eksikliğinde kısırlık diyorsa cevabımız direkt ne olacak? E şıkkı olacak. 10. soru. Organik besinlerin canlı yapısına katılma oranları ile ilgili grafik aşağıda verildiği gibidir. Arkadaşlar en çok yapıya katılan hangisi? Proteinlerdir. O zaman buradaki M nedir? Protein. Sonra yağlardır. K yağdır. L ise karbonhidrattır. Diyor ki K Solunumu sonucunda en fazla enerjiyi veren besin grubudur. Evet, yağlar en fazla enerjiyi veriyor. L diyor enzimlerin yapısına katılarak düzenleme görevi üstlenir. Hayır, karbonhidratlar enzimlerin yapısına katılmaz. Bu yanlış. M diyor uzun süreli açlıkta ikinci sırada enerji verici olarak kullanılır. Hayır, uzun süreli açlıkta ikinci sırada kullanılan yağlardır. Yanlıştır bu. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Vitaminlerle ilgili diyor hangileri doğrudur? Hayvansal organizmalar için esansiyel özellik taşır. Evet bizler üretemiyoruz. Dışarıdan hazır aldığımız için esansiyeldir. Doğru. Sindirime uğradıktan sonra kan dolaşımına katılır demiş. Vitaminler sindirime uğramazlar arkadaşlar. Yanlış. DNA kontrolünde ribozomda sentezlenir. Hayır bu proteinin bir özelliğidir. Yanlış. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız A şıkkı olur. Aşağıda, aşağıda verilenlerden hangisi suda eriyen vitaminlerin özelliklerinden değildir diyor. Depo edilmezler doğru. Eksikliğinde kansızlık gelişme geriliği gibi hastalıklar oluşur doğru. B ve C vitamini eksikliğinde kansızlık ortaya çıkıyor. B vitamini eksikliğinde özellikle. Yeşil sebze ve meyvelerde evet bol bu miktarda bulunur doğru. Eksikliği yağda eriyenlere göre geç hissedilir. Şimdi bakın depo edilmediği için arkadaşlar eksikliği çabuk hissedilir. Yağda eriyenler depo edildiği için onlarınki geç hissedilir. Yani burada ters bir şey söylemiş. Cevabımız denizli şık olacak. Yanlıştır bu. Yağda eriyenlere göre hücre zarından zor geçerler. Yağda eriyenler hücre zarının yapısı yağ yapı olduğu için daha kolay geçiyorlar. Suda eriyenler daha geç, daha zor geçiyorlar. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Evet testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.